Bir Kez Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bir Kez Challenge'da ne yapmıştık, ne etmiştik kısaca bir hatırlayalım istiyorum. Biz 1890'ı oynadık. Gerçekten de hani elektrikten yoksun, işte dışarıda bir tuvalet, duş yok. Yani küveti kullanmak zorundayız. Saatlerce banyo keyfi yapıyorlar. Ondan sonra çamaşırlar elde yıkanıyor. İşte bahçeden topladıklarımızla dolabı doldurabiliyoruz. Ama yine de bize elektrik faturası geliyor. Çünkü hani ocağımız ve buzdolabımız termik buzdolabı kullanmamız gerekirken sime kaynakları yine bizi normal buzdolabı kullanmaya yöneltecek. Biraz fatura ödüyoruz tabii ki. Bir de faturalarımızın yüksek gelmesi sebebi hani tax free olayı var. Yani hani lotun taksı var, şeyi var, vergisi var. Lota vergi veriyoruz. Vergi aslında güzel bir şey tabii ki bize gider olarak geliyor. Güzel bir mücadele yaptık. Hani bir erkek varisimiz olsun istedik ama hiç olmadı. Kız varislerimiz oldu. Onları da varisten saymıyoruz. Kız çocuklarımız oldu. Erkek çocuğu hile hurda yöntemiyle yaptık. Ondan sonra bir salgın hastalık uydurdum. Hayat trajedileri moduyla. İşte birkaçı öyle bize veda etti. Ondan sonra zaman geçti tabii ki. Ailemiz yine hamile kaldı. Yine erkek çocuklarımız oldu gibi yaptık. Yani yine biraz bir hileyle şeyleri değiştirdik, cinsiyetleri değiştirdik. Derken sonra 1900'lü yıllar geldi. 1900'lü yıllarda ne yapmamız gerekiyordu? Meslek edinmesi gerekiyordu erkek çocuklarımızın. Çok basit işte ne gibi? Aşçı olması gibi. Yani aşçı diyorum. Aşçı. Evet, aşçı. Bak geçen bölümlerde bunu yanlış söylemiştim. Ahçı demiştim. Birkaç yorum aldım Instagram'dan. Aşçı. Evet, şu an doğruyu söylediğime eminim. Aşçı olacaktı. O da 5. seviyeye kadar ulaştırdıktan sonra iş bitecekti. Hani birçok challenge'da zaten hep bir meslek zorluğu var. Özellikle de Nassau Berry'de ille onları tavan yapmamız gerekiyor. Ben dedim ki bir kez challenge'da bunu atlayalım. Bu çok yani artık basit, hep olası şeyler, yani hep olağan şeyler. Hep her challenge'da beklenilen bir şey. Bir mesleği bir yerlere getirmek. Hani sanki o mesleği de hiç oynamamışız ya da hiç bilmiyormuşuz gibi. Onu atladım. Savaş yıllarına getirmek istedim. Bir savaş, gerçi challenge'ın özelliği şuydu. Hani inek bitkisi al, inek bitkisini aç bırak. Onunla konuşmaya gittiğinde seni yiyecek ya da yemeyecek. Kimi siteye bakıyorsun ki işte random.org'a gir diyor. İşte orada diyor tek gelirse ölsün, çift gelirse yaşamaya devam etsin diyor. Ama biraz daha kurcalayınca geçen bölümde hemen linki de paylaşmıştım aşağıya zaten. Bir mod yapılmış. Action kategorisinden onu şeye gönderiyorsunuz, askere gönderiyorsunuz. Savaş çıkıyor. İşte 24 saat bekliyorsunuz. 24 saat sonunda bir yere gidiyor. Oradan döndüğünde bir animasyon giriyor işte, hani ölüm animasyonu. Ölürse savaşta öldük sayıyorduk. İşte kabul ettik. Bizim 4 kardeşten sadece bir tanesi bize veda etmiş oldu böylelikle. Şimdi bu bölümde bu aile bize çok kalabalık. Şimdi hemen ben yine ekranın sol üst köşesine kaçayım şöyle şu şekilde. Bakalım. Olduğu gibi bırakmışım. Hiç ekstra bir şey yapmamışım. Gördüğünüz gibi. Mezar taşı dışarıdaydı ve tüm aile de orada şu an. Ama ben tüm aileyi şimdi salonda toparlamak istiyorum. Bak burada anne, kız. Bakın ailenin büyükleri burada. İkinci jenerasyon ve üçüncü jenerasyondan en büyük ablamız burada şu an. Hepsi tuvalete toplanmış. Geçen bölümde bu tuvaleti biraz daha böyle büyüteceğimi söylemiştim ama bu bölüm pek fazla oynamayacağız gibi geliyor. Şimdi çünkü biz 1910 savaşı yaşadık ya, 1920'li yıllarda bizi ne bekliyor? Ailemizde neler yapacağız? Onlara bir bakalım. Şimdi biz ihtiyaçlar doğrultusunda mesela kapımızın yıkanmaya ihtiyacı varmış. Ona tekbet diyorum. Şöyle hemen başlayalım biraz da oynamaya. Annenin de biraz eğlenmeye ihtiyacı var. O yüzden biz de resim yapabilir. Ona da klasik painting diyelim. Kızımız ne yapıyormuş? Kızımız da evet tuvaleti böylelikle kullanabilir. Tuvaletten sonra ona yemek yediririz. 4 erkek çocuğumuz var. 4 erkek çocuğumuzu şimdilik böyle alalım. Bu ailede şöyle yapmayı düşünüyorum şimdi. Bu kadar yoğunluğu hafifletmemin etmemin sebebi evlenip kendilerine yeni yuvalar kurmuş olmalarını hayal etmemiz.
Böylelikle hani aileyi de hafifletebilirim. Ne yapabilirim? İşte zaman geçer yine. Yine mevsimler değişir. Yaz gelir, kış gelir, baharları yaşarız. E işte annemizle babamız ölür. Kız kardeşi bir kocaya ev veririz, gider. Bundan sonra elimizde dört tane erkek kardeş mi kalıyor? Anne baba gitti, kız gitti. Bir tane kızımız var. Evet, iki kız kocaya gider. Tamam. Bu kız, bu kim? Niye tuvaletini yapmamış? Gelsin tuvaletini yapsın o. Niye oturmaya gidiyor? Onu erkek kardeş sandım. Bu baba da burada kalmış. Ona ben banyo yapmasını söylemiştim halbuki. Dışarıdan garip sesler geliyor ya. Herkes bir bir ürküyor galiba. Bunu da böyle alalım. Böyle gelsin otursun. Bu kız da tuvalete gitsin. Evet, şimdi ayarladım. İki kız kardeşi ev verip göndereceğiz. Anne ile baba tabii ki bu süreçte bize veda etmiş olurlar. Hayattan ellerini eteklerini çekmiş olurlar. Ve üç tane erkek kardeşle kalırız. Boğaç, Uraz ve Erendiz. Bunlarla da yola devam ederiz. Ama yine içlerinden birini seçip birine bir aile kurup o aileyle devam ederiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Böyle yapmak bana şu an çok daha mantıklı geliyor. Çünkü şöyle bu erkeklerden birisi evlenir ve 1920'ye giriş yaparız. Evleneceği kişi kendi artık şeyinden olmasına gerek yok. Kendi kasabasından olmasına gerek yok. Dışarıya açılabilir. Kız çocukları için de bu geçerliymiş. Hatta 1920'lerde kızlar artık varis olabiliyormuş. Yani mesela diyelim ki kimi seçtik, mesela Erendiz'i seçtik diyelim. Erendiz evlendi. Hiç erkek çocuğu olmadığında, kız çocuğu olduysa 1930'a kız çocukla girebiliyoruz varis olarak. Ondan sonra ve artık iş gücüne sahip olabilirmiş. Ressam ve müzisyen olarak tabii ki. Başka bir meslek alamıyoruz. Zaten evde de resim yaptırıyorduk. Tabii bunu ticarileştirebiliriz artık. Fakat çocuk doğurduğu zaman işten ayrılmak zorundaymışız. Erkekler için hani geçtiğimiz şeylerde, jenerasyonlarda birkaç meslek açıldı demiştim. Şeyler işte bunu ne verebilirim? Sallansın biraz, kendine gelir fan derecesi. Erkekler bence yatıp uyusunlar. Evet, silip diyelim. Erkek çocukları yatırıp babayı önce bir yatırayım. Böyle ki bazı erkek çocukların duşa ihtiyacı var. Babamız çok yaşlı, o yüzden biraz ağır hareket ediyor. Şöyle belki annenin de uykusu gelmiş. Aynen, onun da uykusu gelmiş ve yaptığı hiçbir şey yok. Bu büyük kızı da böyle buraya yatırabilirim. Şöyle işte şeylik yapabiliyorlardı. Aşçı olabiliyorlardı. Başka bir şey var mıydı? Olabiliyor muydu? Aklımda kalmadı. Notlarım da yanımda değil. Ama şimdi bunda miksolojist miydi? Yanlış hatırlamıyorum. Hatırlamam umarım. Pek de hatırlayamıyorum. Bölüm öncesi bakmıştım internetten. Ve public enemy olabiliyormuşuz. Hani suç patronu. Yani o zaman demek ki böyle hani haraç kesmedir, işte hırsızlıktır. Demek ki o zamanlar başlamış oluyor bunu koyduklarına göre. Bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk da gelsin uyusun. Ağlayan var. Tabii evladına gittiğine ağlıyor sanırım baba. Bu çocuk sallandı ama hiç mutlu olmadı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onu tekrardan bir uyutalım. Bakıyoruz. Biz Erendiz'i ne yapalım? Erendiz, herkes aç aslında. Burada yemeğimiz var. Kokuşmuş mu, kokuşmamış. 2 saat varmış. Erendiz'in karnını doyurabiliriz. Evimiz sanki bugün biraz daha mı ekstra karanlık? Bilemedim. Bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk ha, yıkanıyor. Aslında onu da böyle bakayım, kaç saati var? 2 saatimiz hala daha var. Yatak ve yemek birleşti. Yamak oluyordu az kalsın. Hay Allah'ım, ya Rabbim. Üst üste bölümler çekiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dilim ağırlaşıyor artık. İşte yemek yamak da olur. Yatak yayık da olur. Bir şeyler olur yani. Çocuğum tamam, fazla banyo yaptım. Ben bile darlandım yani, bu kadar hamamda kalsam bunalırım bu sıcaktan, bu sudan falan. Şer kabarırım yani. Evet, herkes de üzgün, uykularında sayıklıyorlar, ağlıyorlar.
O sesleri duymak istemiyorum. Biraz kahredici bir durum. Ne yapalım yani? Şöyle bir hayat ağacımıza da bakalım mı? Şöyle mesela. Evet, çünkü bak anneannemiz var. Ondan sonra işte göçüp giden kız kardeşler var burada hastalıktan. Ne kadar güzeldi. Maşallah maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalde 9 kardeşmişiz biz. Ya aslında o zamanla bakacak olursak tabii insanların yapacak bir şeyleri yok. Gece yatakta yani aganigiler falan. Sonra tabii fabrika iyi çalışıyor. Evet. 9 kardeşmişiz. Elimizde var 5 tanesi. Bakın 5 tanesinden de işte evlendirip göndereceğimiz 4 tanesi var. Ve bize kalan 1 olacak. Tabii 1930'lardaki evleri de internette inceleyeceğim. Amcamıza soracağım, Google amcamıza. Bize ne gibi seçenekler çıkartacak o döneme ait. Neler bulunmuş, bulunmamış. İşte teknoloji var mıymış, yok muymuş. Yani bakacağım. Ona göre de şey yapacağım işte, evi yenilerim. Tabii meslek edineceğimiz için artık bahçeye gerek yok. Belki hani bu ev durur, aile durabilir. Bir dakika, bak şimdi aklıma geldi. Aile durabilir. Biz evlenip evden ayrılmış olabiliriz. Yeni bir yerde, yeni bir evde. Belki hani işte köyden indim şehire gibi bir şey yapabiliriz. Neden olmasın? Yani önümüzdeki hafta çok büyük değişiklikler olacak. Ben bile sabırsızlanıyorum şu an. Kızım sen uyudun mu? Uyumadı mı? Korktun mu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Bu çocuğa da tamam ama sana da banyo demişiz. Sen de bir yıkanamamışsın. Çocuğum sen de gel o zaman. Yok, bir tuvaletini de yaptım. Aslında çocukları bak güzel toparladım şu an. İşte fan, eğlencelik hiçbir şeyleri yok. Bu da yıkanıyor, bu da uyuyor. Sabah kahvaltı. Bu kızımız Ümmü Gülsüm birazcık darda. Yapabilecek bir şey yok. 1930'da artık ne? Radyo icat edildiyse bunlara bir radyo koysam aslında dinleyip dans edebilirler gibime geliyor. Bakacağız efendim. Ben o bölüm şeyleri, kuralları internetten daha detaylı inceleyeceğim. Çünkü şimdi bölüm çekmenin heyecanıyla girdiğim sitede pek fazla bilgi de edinemedim. Bakalım devam edeceğiz. Evet, bu bölüm kısa bir bölüm olsun. Ailemizi hakkında konuştuk, planlarımız hakkında konuştuk. Ailenin ihtiyaçlarını toparlamaya çalıştık vefatlardan sonra. Ve geldik bölümün sonuna, ne gelmiş? Harvest Fest gelmiş. Harvest Fest'te zaten yapacak hiçbir şey yok. İşte süsleme, dekor. Bak babacık uyanmış. Babacık biliyorum hepinize teker teker ilgilenmem lazım ama ilgilenirsem bölüm bitmez. Bir bölüm sonu canavarının da gelmesi lazım. İşte o da şu an böyle geldi içime. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölüm değişiklikleri sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.